iPhone almayı durdurun başlığını aslında ilk defa görmüyorsunuz. Birkaç senedir attığım başlıkta. Çünkü artık iPhone almak mantıklı değil. Ancak bu bazılarımız için. Bunun sebebini merak ediyorsanız aslında konu Apple'la ya da iPhone 14 ile alakalı değil. Konu iPhone 15 ile alakalı. 13 Eylül'de iPhone 15'in tanıtılması bekleniyor. Eğer sizler yeni bir iPhone modeli kullanmak istiyorsanız, iPhone alacağım diyorsanız gidip iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 alırsanız hata yaparsınız. Çünkü zaten 1,5 ay içerisinde Türkiye'ye yenisi gelecek ve kullanmaya başlayacağız. Ama şunu söyleyeyim, videonun sonunda da bunun herkes için geçerli olmadığını da anlatacağım. Geçtiğimiz yıl bu başlığı attığım için aslında bazılarınız bana çok kızmışsınız ama videonun sonunda da bazı gerçekleri söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar iPhone 15 hakkında da konuşmamız gerekiyor. iPhone 15 hakkında bir yıl içerisinde çok fazla sızıntı çıktı ve ben buradaki tüm sızıntılara baktım. Dedim ki en mantıklı olanlar hangileri? E zaten yıllardır bu videoyu çekiyorum. Bundan dolayı da artık bir tahmin kapasitem gelişti ve genelde tutturuyor gibi. Bu sızıntı çıkar, bu sızıntı çıkmaz gibi günün sonunda sizlere listemi hazırladım ve gelin bakalım iPhone 15 hakkındaki iddialar nasıl olacak? iPhone 15'in fiyatını, özellikleri söyledikten sonra en son söylenen Diyeceğim. Orada zaten görmüş olacaksınız ve yorumlamanızı isteyeceğim. Sizden bir şey rica ediyorum. Kendi kanalımda teknoloji videoları çekmeye başladım. Eğer abone değilseniz abone ol tuşuna bir kontrol edin. Ayrıca hayırlı olsunuzu alırım. Bir de iPhone 15 aslında Türkiye'deki teknoloji, yenilikçi şeyler mesela işte Samsung'un en son katlanabilir telefonları. Artık giderek teknolojiden uzaklaşıyor muyuz? Böyle şeyler bize göre değil mi? Yorumlar kısmında da bol bol tartışalım. Yorum yazmanızı da rica edeceğim. Şimdi buradaki konu ilk olarak hangi modellerin geleceğiyle alakalı. Ve şunu da söyleyeyim. iPhone 15 serisi dediğimde iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ı anlamanız gerekirken eğer iPhone 15 Pro serisi dersem iPhone 15 Pro ve Pro Max'ten bahsediyorumdur. Bunu söyleyeyim. iPhone 15 serisine baktığımızda yine 6.1 inç büyüklüğünde bir iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ı da 6.7 inç büyüklüğünde göreceğiz. Pro serisine baktığımızda da iPhone 15 Pro'nun yine 6.1 inç büyüklüğünde karşımıza çıkacağını ve iPhone 15 Pro Max'in de 6.7 inç büyüklüğünde karşımıza çıkacağını söyleyeyim. iPhone 15 Pro Max Ultra gibi böyle modeller gelecek de deniyor ama zannetmiyorum gelmez aklınızda olsun öyle bir şey için bence şu anda erken. Buradaki bence en güzel şey kablo tarafında kurtulacak olmamız. Şimdi evde bazı insanlar Android telefon kullanıyor. Siz iPhone kullanıyor olabilirsiniz. İşte şarj aleti arıyorsunuz. İşte Android telefonun şarj aletine gelmişsiniz. Ya da işte bilgisayarın şarj aletine gelmişsiniz. iPad'de olsa Mac'de olsa onunla şu iPhone'u şarj edemiyorsunuz. Artık bunu bir son bulması gerekiyordu. Avrupa Birliği de gerçekten büyük bir baskı yaptı ve şu anda iPhone 15 serisinin tüm modellerinde. Type-C kablo gelmesi bekleniyor. Normalde buradaki cihazda iPhone 14 Pro Max de kullanıyorsanız 70 bin liraya aldığınız cihazda USB 2.0 kullanıyordunuz. Bu da size saniyede 480 MB'a kadar aktarımızı sunuyordu. Ancak bize eğer iPhone 15 Pro modellerinde Thunderbolt 3 destekli bir iPhone gelirse 40 GB saniyeye kadar aktarım yapacağız. Bu telefonu bilgisayara eklerken saatlerce bekliyor biliyorsunuz. Özellikle 1 TB versiyonsa sizi gerçekten yoruyor. Bunun gibi eski şeylerden artık yapılın vazgeçmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle de vazgeçecek. Eğer iPhone 14 Pro serisindeki o dinamik ada çok hoşunuza gidiyorsa iPhone 15 ve Pro modellerinde hepsinde olacak yani 4 telefonda da bu dinamik adayı görmüş olacağız. Ancak Görmeyeceğimiz tek şey buradaki pro ekranda her zaman açık ekran var. Şu anda önündeki ekran kapalı ama her zaman açık. Ve aynı zamanda ProMotion dediğimiz yüksek yenileme hızı iPhone 15 serisinde yine olmayacak. Yani iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta yüksek hızlı yenileme yani daha akıcı bir ekranı ve her zaman açık ekranı göremeyeceğiz. Ama dinamik ekranı görebilecek olmak bence heyecan verici. Benim kesinlikle gelecek olduğuna inandığım ikinci şey birincisi Type-C'di. İkinci şey de bizim eylem tuşu. Burada yıllardır biliyorsunuz bir ses açma kapama tuşu var. Buradaki ses açma kapama tuşu eylem tuşu olacak ve burayı özelleştirebileceğiz. Buradaki tuşa basınca ne olacağını seçebileceğiz. Mesela telefonu böyle yaptığınızda buradaki tuşa bastığında fotoğraf çeksin dediğimizde fotoğraf çekecek ya da buradaki tuşa bastığında bu uygulamaya gitsin dediğimizde uygulamaya gidecek. Eylem tuşu bence iPhone 15 ile beraber gelecek ve çok şey değiştirir. iPhone 15'in tasarım hakkında da konuşmak gerekiyor. Özellikle Pro modellerde bu öndeki çerçevenin daha daha da inceleyeceği konuşuluyor. Öndeki çerçeve incelirse telefonun ekran deneyimi harika bir hale gelir. Çünkü elinize aldığınızda böyle ince çerçeveler çok şey değiştiriyor. Böyle eğer çıkarsa görürsünüz. Ya da gidin bir iPhone 11 modeline bakın. Sonra bir iPhone 14'e bir iPhone 13'e bakın. Buradaki çerçevelerin olayı ne kadar değiştirdiğini görün. Aynı zamanda buradaki kalın tasarıma da biraz veda edeceğiz gibi duruyor. Buralar biraz daha inceleyecek ve daha kavisli bir iPhone bizlerin karşısına çıkacak. Ben bu yenilikçi tasarımı beğendim. Eğer iPhone 15 alırım, yüksek parayı da veririm ve hızlı bir telefona sahip olurum diyorsanız sizi üzecek noktalarım var. Telefon o kadar da hızlı olmayabilir. Çünkü biliyorsunuz iPhone 14'e iPhone Watch Pro Max'in işlemcisini koydu Apple ilk defa. Çünkü Amerika'da da enflasyon var. Hem fiyatın artması bekleniyor hem de Apple'ın da bir yerlerden kısması gerekiyor. iPhone 14 Pro Max'teki işlemciyi alıp iPhone 15'in içerisine koyabilir ve iPhone 15 Pro modellerine de Apple A17 Bionic sunabilir. Buradaki Apple A17 Bionic tahminen dünyanın en güçlü mobil işlemcisi olacak tanıtıldığı gün ve %35'e kadar daha da hızlanmış olacak bu telefonlardan. Ancak iPhone 15 satın alırsanız iPhone 15 ile iPhone 15 Plus sizin 14 Pro Max aynı işlemciyi kullanacağınız çok yüksek bir ihtimal. Bu kötü bir şey mi? Bu telefon zaten hala çok hızlı, hala dünyanın en iyi işlemcilerinden bir tanesine sahip. Bence kötü bir şey değil ama şunu söyleyeceğim. Biraz sonra fiyat kısmından bahsederken fiyatın artacağını söylediğimde bunu da unutmayın. Benzer işlemciye daha yüksek fiyat vermeye gerek var mı konuşacağız. Kamera kısmında Apple'ın geri kaldığı bir şey vardı. O da zoom. Yani ne oluyordu? Android telefon alıyordunuz elinize. Bakıyordunuz şöyle. Bu telefonda diyordunuz 10x yakınlaştırma var ve herhangi bir şekilde detayları kaybetmiyor. Kayıpsız zoom yapabiliyor diyordunuz. Ancak 14 Pro Max'te 3x'ten sonra artık kayıp olmaya başlıyordu. Peki bu yüzlerce dolar verdiğimiz bir telefon için normal mi? Rakipler bu kadar iyi gidiyorken Apple da bu konuya bir artık dur diyebilir ve periskop kameraya geçebilir. Periskop kamera yapısı sayesinde içeride birden fazla mercek kullanılarak 10x, 3x, 6x, 7x gibi kayıpsız uzunlar bizlere sunulabilir. Bu da Apple'ın kamera tarafında geçeceği detaylardan bir tanesi. Kamera tarafında değişiklikler de var. Biliyorsunuz iPhone 14 serisi yani 14 ve 14 Plus 12 megapikselle gelmişken 14 Pro ve Pro Max'te direkt karşımıza 48 ile çıkmıştı. Artık iPhone 15 modellerinin hepsinde 48 megapiksel çözünürlüğü bekleyeceğiz. Ancak şöyle bir durum var. iPhone 15 ve 15 Plus Plus'ta Kullanacağımız 48 megapiksel çözünürlük, Pro modellerindeki kadar iyi olmayacak, bunu unutun. Sadece çözünürlük yükselmiş olacak ve biraz daha içerisine iyi ışık almış olacak, aklınızda olsun. Burada iki tarafta da yani Pro modellerinde de, normal modellerde de Sony'nin sensörü kullanılması bekleniyor ve bu sensörle beraber bazı modellerde diyafram yükselecek, bazı modellerde diyafram düşecek ki bu büyük ihtimalle Pro modellerinde olacak ışık konusunda daha iyi bir hale geleceğiz. Çözünürlük konusunda daha iyi bir hale geleceğiz. Ama size şunu söyleyeyim. Fiyat konusunda tekrar bu daha iyi hale gelmek değecek mi değmeyecek mi konuşacağız. Apple'ın batarya konusunda yeni bir tasarıma geçeceği söyleniyor. Yani 4300 mAh'lik bu telefon içerisindeki batarya bir üstteki selefinde 4805 bin kadar çıkabilirmiş. Bu yeni bir tasarım dilinden dolayı oluşacakmış. Bu telefonun bataryası tüm gün bana yetiyor kullanırsam. Ağır bir şekilde kullansam da neredeyse yetmeye doğru gidiyor. 15 serisi gerçekten iyi bir batarya ömrüyle karşımıza çıkacak bu kesin. Aynı zamanda bağlantı tarafında da Wi-Fi 6e gibi kullanılabilir son güncel sürümlerden bir tanesi olan Wi-Fi da karşımıza çıkacak. Zaten bağlantı tarafında Type-C'ye yani Thunderbolt 3'e geçmesi de bir güzellik. Bu birincisi. Wi-Fi tarafı da Wi-Fi 6 ile beraber devam edeceğiz. Şimdi gelelim iPhone 15 serisine ne kadar fiyat ödeyeceğimize dair. Buradaki şey var. Dolar artacak mı? Artmayacak mı? Arkadaşlar eğer benim param var ben güncel bir iPhone istiyorum diyorsanız 1,5 ay bekleyin ve 1,5 ayın sonunda sizler iPhone 15 serisinden bir telefonu alıp en güncel telefonu kullanın. Ama bakın bütçeniz kısıtlıysa benim şu anda telefon almam gerekiyor zam gelecek derseniz iPhone 15 gibi bir hakkımız maalesef kalmadı. iPhone 14 serisinden, 13 serisinden, 12 serisinden bir telefonu tercih edebilirsiniz. Peki şunu söyleyeyim. Ben şu anda 14 Pro Max'i satın alabiliyorum Furkan. Sence bekleyin 1,5 ay sonra 15 Pro Max aynı paraya çıkar mı diye bir soru gelecek. Ya da iPhone 14'e param yetiyor. iPhone 15 aynı fiyata gelecek mi diye merak ediyorsanız şunu söyleyeyim. Şuna bakmamız gerekiyor. O tarihte Apple'ın en son zammından sonra iPhone 14'de yaptığı zamdan bahsediyorum. Dolar ne kadar arttı? Dolar artmışsa Apple iPhone 14'ün fiyatına da zam yapar. iPhone 15'i de iPhone 14'ten daha pahalıya satar. Yani inilmiş oluruz dolar zammına. Ama şunu söyleyeyim. Eğer herhangi bir şekilde dolar oynamazsa iPhone 14'de iPhone 15'in fiyatını benzer gelme ihtimali var. Ben şöyle bir yöntem uygulayabilirdim. Yatırım tavsiyesi falan vermek gibi olacak ama öyle bir şey yok kesinlikle. Zaten günün sonunda dolar vereceğiz. 1,5 aya kadar ben paramı tutardım dolarda ardından paramı harcardım. Ama arkadaşlar burası Türkiye vergimi artar vergimi düşer olaylar mı değişir bundan dolayı burada karar vermek size kalmış paranız varsa bekleyin ama paranız yoksa da bunun yoluna bakmanız ve belki de şu anda alışverişinizi yapmanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de son 4-5 yıldır aldığınız elinizde kalıyor. Kar olarak kalıyor. Bu kesin bir şey. Şunları belirteyim. iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ABD'deki enflasyondan dolayı 100 dolar veya 200 dolar daha pahalı gelebilir deniyor. 1100 dolar yerine 1200 dolar gelse 3600 TL fark eder. Üzerine %100 de vergi ekleseniz... 7000, 8000 TL fark eder. Bana kalırsa iPhone 14 Pro Max serisi dolar artmadığı sürece 80.000 lira civarında gelecek. Bence 78 ile 85 arasında bir yere konulacak. iPhone 14'ler ve diğer modeller için bir şey söyleyemiyorum ama size mantığı anlatmış oldum. Buradaki tüm olay doların zamı ve hükümetin yapmış olduğu adımlar. Yani belki vergi de indirim yapar, belki de %100'lük vergiyi daha da arttırır bunu bilemeyiz. Ama Türkiye'de aldığınız şey elinizde kalıyor. Benden şimdilik bu kadar. Uzun bir video oldu galiba. Kaç dakika oldu? 14-12-13 dakikalık bir video burada çıkar arkadaşlar. Sizlerden bir ricam var. Hakkımızı vermeyi unutmayın. Burada hesabıyla beraber size güzel bir video hazırladık. Beğenip takip ederseniz de çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.